Evet, Galatasaray ilk düdük geliyor. Çok iyi dizilen bir takım sahaya. Yine baktığımızda o dizilişi görüyoruz. Orta saha üstünü Galatasaray'da gibi olacak gözüküyor. Tayfur. Beşiktaş maçı kazanırsa seri penaltı atışları finale kalacak. Fenerbahçe'nin rakibi olacak takımı belirleyecek. Koray. Ali Tandoğan. Tayfur. Koray Avcı. Ümit Karan. Ergün. Kerem. Pres var. Ergün. Ümit. Hakan bıraktı. Ümit. Şimdi bir tehlike ve gol! Ümit Davala yerde kafayı vurdu. Topu alana gönderdi. Galatasaray veteran ilk dakikada golü buldu. 1-0 öne geçiyor Galatasaray veteran. Gol Ümit Davala. Tekrar görüntüye geliyor. Bir an için kaleci Murat Şahin kontrol edemedi ve topağlara gitti. Ümit Davala son anda zor pozisyonda vurdu. Sevgili Göktuğ Sevinçli. Ya söylüyoruz, Galatasaray takımı takım olarak yani bu salon işini en iyi çözmüş takım. Her maç çok iyi oynuyorlar. İyi diziliyorlar sahaya. Zorlanmalarının tek sebebi fizik olarak diğer rakiplerin biraz gerisindeler. Şimdi Ali. Ahmet Dursun. O işi de çözseler zaten. Hani neredeyse uzak ara yapacak gibi. Şimdi bir şut. Kaleci Kerem. Top dışarı gitti. Ümit. Ergün. Pasında Ümit Davala. Hakan Ünsal. Döndü, sol tarafa attı. Ergün. Ergün baktı etrafına. Döndü Hakan'a verdi. Hakan'dan Ayhan'a. Tekrar Ergün. Kerem'den Hakan Ünsal. Ahmet Dursun pres yaptı. Ali Tandoğan bastırdı. Kerem risk almadı. Dışarı attı topu. Şimdi Beşiktaş tabii kazanmak zorunda olduğu için mutlak kazanması lazım. Bir şut kaleci Kerem. İşi penaltılara taşıyabilmek için. Riske giriyor. Çift forvetle oynuyor ama işte salonda da çift forvetle oynamak hakikaten büyük risk. Bu sefer orta sahayı boş bırakıyorsunuz. Hızlı oynayan bir takım sizi zor durumlarda bırakabilir. Hakan Ünsal. Ayhan. Hakan. Bırakmadı Tayfur. Tayfur götürdü. Önü boş. Pas verdi. Bir vuruş Ahmet Dursun. Kerem. Ümit Davala. Ahmet Dursun gol pozisyonuna girebilir. Ve faul diyor hakem. Hakan Ünsal görüntüye geldi. Atışı kullanacak Beşiktaş veteran. İlhan Mansız ve Ali Tandoğan. Topun gerisindeki ikili. Ümit Davala ve Hakan Ünsal. Ali Tandoğan kullanacak. Kerem dikkatli. Ali Tandoğan topun gerisinde, işaret verildi. Ali Tandoğan. Koray top direkten döndü. Üst direkte patladı. Ümit Karan. Koray. Ümit yatarak müdahale. Ali basını verdi. Ahmet Dursun hareketli. Kaleci Kerem. Ali kale boş. Ümit Davala. Ümit baktı etrafına. Ergün'le oynadı. Pres yapıyor İlhan. Faul var. Ergün yerde. Tekrar görüntüye geliyor. İlhan Mansız'ın müdahalesi. Oyunu durdurdu. Maçın hakemi Mehmet Akıncık. Hakan Ünsal vurdu. Ayhan. Pasını verdi İbren. Son anda bir müdahale. Ali. İlhan Mansız. Tempolu başladı karşılaşma. Ayhan. Ayhan. Ergün'le oynadı. Şimdi Evren'e. Koray bastırıyor. Evren. Ümit Karan top istedi. Atmadı ona. Şimdi Ergün'e. Ergün vuruyor. Direkten dönüyor. Ümit Karan. Tekrar dönüyorlar. Ergün'ün önünde kaldı. Ergün attı çalımını Tayfur'a. Ergün yaptı ortaya arkaya. Ümit Karan. Voley. Tribünleri ayağa kaldırdı. Ümit bu işleri çok güzel yapıyor hakikaten. Bir tane de golü bulursa hani onlar adına tadından yenmez. Ve bir büyük keyif Ümit'i izlemek.
Murat. Kerem'e kadar gitti. Kerem. Ali. Tayfur. Murat Şahin. Rizikoğlu, paslaşmalar. Şimdi hani Beşiktaş adına baktığımızda. Ayhan gol pozisyonu. Ayhan direkten dışarı gidiyor. Orta sahada tek başına hani ağır diyebileceğimiz Koray'ın oynaması çok ilginç geliyor bana. İşte Galatasaray veteran takımının ikinci gole yaklaştığı pozisyon görüntüye geldi. Ayhan'ın vuruşunda top üst direkte patladı. Tayfur. Ali'nin pası hatalı. Mustafa. Mustafa Kocabey gol durumunda. Top üst ağlarda. Papen Mustafa gole çok yaklaştı. Korner. Ayhan korneri kullanıyor Galatasaray veteranda. Arkada Hakan. Hakan Ünsal. Top tribünlere gidiyor. Hakan Ünsal görüntüye giriyor. Kaleci Murat Şahin. Ali Tandoğan. Murat. Topu dışarı gönderdi. Evren Turan. Ayhan. Ayhan. Evren'e pas oldu. Ve top yan ağlarda. Korner. Evren kullanacak atışı. Ateş kullanıldı. Mustafa Kocabey ve gol. Papen Mustafa durumu 2-0'a getirdi. Gol Mustafa Kocabey. Karşılaşmanın 7. dakikası. Arkada bomboş bıraktılar Mustafa Kocabey'i. Ve bu golle durum 2-0 oldu. Şimdi hani çok da aslında söyleyecek bir şey yok. Beşiktaş biraz arzusunun kurbanı oluyor diyebiliriz. Şu dizilişte Beşiktaş'ın maçı kazanma şansı 0 bana göre. Takımın en etkili oyuncusu Ali Tandoğan defansta oynuyor. İşte ağır Koray ortada oynuyor. Beşiktaşlılar hani maçı kazanmak istiyorlar ama salonda normal büyük sahadan çok daha önemli bana göre diziliş. Yani açık verdiğiniz anda işte Galatasaray zaten çok doğru oynuyor görüyorsun. Gol pozisyonu var, kaleci Kerem bırakmadı. Hemen golü yersiniz. Top dışarıda. Beşiktaş'ın baki defansı alıp orta sahayı kuvvetlendirmesi lazım. Oktay girdi. İnan Mansız sağ kenarında. Kerem başlatacak oyunu. Kerem. Evren. Mustafa. Hasan Şaş oyunda Galatasaray'da. Hakan Ünsal. Koray'dan döndü. Hasan Şaş. Evren. Hasan. Koray. Evren'in müdahalesi faul. Murat Şahin. Koray. Baki oyuna girdi. Ali'nin pasında Hakan. Hakan Ünsal. Uzun top kaleciye. Murat. Koray. Ali. Baki. Kerem. Evren. Murat Erdoğan. Hasan Şaş. Hakan Ünsal. Tekrar Hakan. Mustafa Kocabey bıraktı. Murat Erdoğan. Hasan. Gökte abi, senin de vurguladığın gibi topla oynayan, topa sahip olan
İyi paslaşan takım hep Galatasaray bu dakikaya kadar. Dediğim gibi Fikret, yani burada hakikaten çünkü şöyle düşünelim. Bu oyuncular zaten birbirine denk oyuncular. Hepsi yıldız oyuncular. Geçen maçta Trabzonspor kötü bir takım mıydı? Semavisi, Çağdaş'ı, Güngör'ü. Ama 2-1-2 gibi oynadılar. Ve 9 tane yediler. Yani maç bana göre hiç o oynanan maçın şeyi değildi. Ama Fenerbahçe disiplinli oynadı. Trabzonspor açıldı. Şimdi baktığımızda Beşiktaş da 2-1-2 oynuyor. Yani orta saha, yani halı sahada dediğimiz ya da salonda her şey orta sahada. Hasan gol pozisyonunda, top dışarı gidiyor. Kaleci Murat Şahin. Hani biz de çok belki ısrarla söylüyoruz ama yani hakikaten orta saha maç kazandırır halı sahada. Gol pozisyonu Mustafa Kocabey. Kaleci Murat. Ahmet topu aldı. Ahmet Dursun götürüyor. Ahmet Dursun. Kapattı önünü Murat. Şimdi Oktay Çapraz'da. Kerem. Pas yerden. Hasan Şaş. Tekrar Hasan. Hasan. Hasan'ın pası. Murat Erdoğan. Evren geldi ortadan. Attı golü. Turan. 11. dakika. Fark 3'e çıktı. Özal, biraz da kazanan tarafı tabii konuşalım. Goller arda arda gelince Beşiktaş'ı konuştuk. Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Yani bu kadar güzel sahaya dizilip herkes görevini o kadar iyi yapıyor ki keyifle izlemek kalıyor bize de. O yüzden hani onların futboluyla ilgili en ufak bir eleştiri yapma zaten şansımız yok şu an için. Ümit Davala. Koray. Vay, müthiş bir gol. Koray Avcı. Bireysel bir başarı. Gol Koray. Çok iyi girdi içeri ve kalecinin üzerinden Messi'vari bir vuruşla topu alana gönderdi. Koray vay 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 diyeceğiz ancak bu golü. Hakikaten muhteşem bir gol. Beşiktaş'ı umutlandırdı diyelim. Tam geri döndü diyebilir miyiz? Bilemiyorum ama bir umutlandırdı. Ama bunu tekrar söyleyebilmek için bir gol daha bu dakikalarda gelebilirse. Bak, şu anda seyircilerimiz dizilişte görüyordur geniş açıda. İki forvet, yani bu kadar lüksünüz yok. Salonda iki forvet oynayacak. Bak dikkat et Galatasaray'a. Ümit Karan arkasında Ayhan ve Evren. Zaman zaman işte Murat Erdoğan. Ayhan vuruyor. Top dışarı gitti. Beşiktaş veteran 1. Galatasaray veteran 3. Maçta 13. dakika. Koray faul diyor hakem. Baki. Ahmet Dursun. Murat Erdoğan. Murat Erdoğan. Kerem. Ergün. Ayhan en arkada. Koray bastırdı. Oktay. Koray. Baki. Baki şu şansı bulamadı. Beşiktaş veteran. Şimdi Ayhan, top dışarı gitti. Ahmet Dursun. Kaleci Kerem elinden kaçırdı. Oktay dokundu. Olmadı. Murat Erdoğan. Ayhan. Ayhan Akman. Murat Erdoğan. Faul. İşaretimi bekliyor hakem Mehmet Akıncık. Topun gerisinde Ayhan. İkili baraj. Ergün kullandı. Ümit. Tekrar Ümit.
ayağını bastırıyor. Taç. Galatasaray veteran kullandı. Ümit. Ayhan'a. Ümit Aydın. Top dışarı gitti. Atış Galatasaray'ın. İnanmansız oyunda Oktay çıktı. Topu dışarı attı. Ümit Davala. İlhan ya da Ahmet Dursun'un birinin atak yaparken biraz orta saha gibi oynaması lazım. Yani hani iki stoperin arasında bekleyen forvet gibi değil de biraz da top eksilte, adam eksilterek oynamaları lazım. Orta saha topu alıp. Ergün kullandı. Hakan. Ümit Davala. Kerem. Ergün. Hakan. Ergün. Arkada Ümit. Gol pozisyonu Ayhan. Top geri geldi. Ergün vuruyor. Topu dışarı atıyor Ergün. Yani müthiş bir atak yaptı Galatasaray yalnız. Baki. Koray. Baki. İlan. Evren. İnanmansız bırakmıyor. Evren. Faul diyor hakem. Tepkili inanmansız. Şimdi tabii böyle hani özellikle salonda ikili mücadelelerde bu kadar kolay çalınmaması lazım. Normalde zaten çok kolay çalınmaması lazım. Hani benim hep söylediğim, arkadan darbe olmadığı sürece ben omuzda faul çalınmasına çok karşıyım. Bizim çünkü Türkiye'de çok kolay çalınıyor bu fauller. İşte takımlarımız Avrupa'ya gittiğinde, ligde de çünkü aynı bu hakemlerin sonucu liglerde de maç yönetiyorlar. Avrupa'ya gittiğimizde faul bekliyoruz her topa. Hakan çaprazdaydı. Topu dışarı attı Hakan Ünsal. Koray. Ahmet Dursun. Ümit bıraktı. Koray. Koray. Ahmet Dursun. Şut şansı. Önü kapalı inanmazsız gol. 3-2 oldu inanmazsız. Farkı 1'e indirdi. Beşiktaş veteran. Tekrar görüntüye geliyor. İlhan'ın önünde kaldı. Plaseyi bıraktı köşeye doğru. Ve şimdi durum 3-2. İşte Ahmet Dursun geriden getirerek. Hep söylediğimiz gibi geriden getirerek atak yaptı. İşte bu sefer açıda kalan İlhan Mansız golü attı. 18. dakikada fark 1'e indi. Ya şu salonun güzelliği farkında mısın Fikret? İşte 3-0 oldu maç. Bitti mi? Bitti mi derken bir anda Beşiktaş yine ortak oldu maça. Evet. Daha da çok şeyler değişebilir. Çok tabii canım. Hakan Ünsal. Disiplini bozmayacaksın iki takım içinde. Disiplinli oynayan her zaman avantajlıdır. Beşiktaş zaten diri bir takım. Bunu hep söylüyoruz. Ali Tandoğan'ı ortaya aldılar zaten. Onlar için doğru bir hamle. İşte İlhan ve Ahmet Dursun'un desteğiyle Beşiktaş maç ortak oldu. Sevgili izleyiciler, eğer maç berabere biterse statü gereği iki takım da aynı puana sahip olacak ve seri penaltı atışları Fenerbahçe'nin finaldeki rakibini belirleyecek. Hakan vuruyor. Tabii düzeltiyor. Yani berabere dediği puan. Beşiktaş kazanırsa. Evet. Beşiktaş kazanırsa eşitleniyorlar. Puanlar eşitleniyor. Aynen. Beraberlikte Galatasaray finalist. Gol pozisyonu var. Olmadı, arkaya düştü Ümit. Vurdu, direkten dönüyor. Tribünlerde de farkında mısın nasıl heyecanlanıyor seyirciler? Saç baş yoluyorlar resmen kaçanlarda. Tekrar edelim. Galatasaray 9 puanda. Beşiktaş'ın 6 puanı var. Beşiktaş maçı kazanırsa puanlar eşitleniyor. Puanlar beraber olduğu için seri penaltı atışları diğer finalisti belirleyecek. Tabii turnuva statüsü gereği diye ekleyelim buna. Hakan. Mustafa Koca Bey. Son anda kaleci Murat. Tokatladı.
Balfour. Ali. İlhan Mansız. İlhan. Şimdi Papen yerde. Mustafa Kocabey. Ve İlhan çok itiraz ediyor. Sonunda sarı kartı gördü. İlhan Mansız sarı kart görüyor. Bununla ilgili bir önlem alabilir mi Beşiktaş? Yani İlhan sanki... Şimdi bunlar tabii biraz bir şöyle... Bir kart görebilir. Bu tip tabii statüleri hep zamanla oturur bence bu tarz işlerde. Çünkü şunu da söyleyebilirim ben. Bana göre salonda... Hasan arkada. Hasan Şaş, Mustafa Kocabey. Salonda öyle itirazdan olmadı. Kart mart olmaması lazım. Çünkü şu an atıyorum. İlhan biraz daha itiraz etse, kırmızı kart gösterse ne olacak? 25 dakika... Kalan 25 dakika eksikle mi oynayacaklar? Olmaz, o yüzden olmaz. Yani bunlar ama zamanla oturacaktır bence. İnan. Ahmet Dursun vuramadı. Murat Erdoğan. Hasan. Yani salon kurallarıyla bizim bildiğimiz futbol kuralları herhalde biraz birbirine ufak da olsa esnemeler olur. Olmalı. İlhan. Murat Erdoğan. Ya da atıyorum kırmızı kart gördüğü zaman oyuncu çıkar. Yerine biri gene bir biri girer. Girer. O oyuncu bir daha o giremez falan. Yani hani basketbolda olduğu gibi. Kesinlikle. Çünkü burada şimdi bir tane oyuncu kırmızı kart görse maç biter yani. Hiçbir anlamı kalmaz maçın. Eksik oynanırsa. Ümit. Ahmet Dursun. Dönen top. Ahmet dokundu. Son oldu Kerem. Son bir refleksle topu kontrol etti. Bu arada evren yerde gerginlik var. İnanmazsızın müdahalesi. İlhan'la Evren arasında bir gerginlik var. Galatasaraylıların hepsi oyun alanının içine geldi. İlhan bu maçı nasıl bitirecek bilmiyorum. Ama bunlar dediğim gibi bunlar şimdi salonda ya da işte halı sahada hani biz hani devamlı oynadığımız için bunlar o basit şeyler. Yani olur böyle çarparsın, değersin. Hani böyle futbol gibi bakmamak lazım oluyor. Yani büyük saf futbol gibi bakmamak lazım. Murat Erdoğan vurdu. Dönen top dışarı attı. Ali Tan Doğan. Şimdi Galatasaray takımında Murat Erdoğan çok önemli bir isim. Hani Galatasaray'ın fiziği atış biraz... Atış kullanıldı ve bombaş durumda. Evren Turan topu alana gönderiyor. Kafayı vurdu. Golü attı. 4-2 yaptı Evren. Gene güzel hazırlanmış bir gol. 23. dakika gol Evren Turan. İşte Beşiktaş takımı korner kullanıyor rakip. Beşiktaş takımında Ümit Aydın, Tayfur Avuççu, Ali Tan Doğan defansta. Kafa vuracak Baki kenarda. Tayfur. Tekrar Tayfur. Ali. Tayfur. İnan. Ümit Davala. Murat Erdoğan. Hasan. İlhan. Oktay. Oktay'dan şık bir çalım. Ayhan. Hasan Şaş. Hasan verdi pasını. Ümit Taran gol durumunda ve gol! Ümit Taran dar açıdan gol attı. Ümit Taran gol attı. Ve şimdi durum 5-2. 24. dakika golcü dar açıda olmasına rağmen golünü attı. Ümit Taran. Beşiktaş öne geçiyor. Galatasaray veteran. Koray. Ali. Dönen top Oktay. Dışarı gitti.
Ali Tan Doğan kullanıyor. Ayhan. Oktay. Kerem'den harika bir kurtarış. Ümit de bana dışarı attı. Kerem de kritik kurtarışlarıyla hani Galatasaray'ın gizli kahramanı diyebiliriz. Turnuva boyunca dikkat et. En kritik anlarda çok hep sahneye aldı. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Hep sahneye çıktı. Koray kullandı. Şunu da hatırlatalım. Galatasaraylı bazı futbolcular hafta sonu bir de gidip Almanya'da bir turnuvaya katıldılar. Evet. Yani o kadar bu işin içindeler yani. Galatasaray'ın farkı orada hissediliyor gerçekten. Koray. Ergün. Ama işte şu çok önemli. Yani şu anda maç 5-2. Kadrolara baktığımızda da maçın hakkı bana göre 5-2 değil. Oynanan futbolun hakkı 5-2 tabii ki tartışmasız. Ama Beşiktaş takımı yanlış oynayarak bu duruma getirdi kendi kendine. Bir de iki maçtır hani maalesef hani Murat da çok büyük katkı sağlayamadı. Şu ana kadar söylüyoruz tabii ikinci yarıda neler oldu bilemem ama hem geçen maçta Veysel, bu maçta Murat Beşiktaş takımının istediği katkıyı sağlayamadı şu ana kadar. Mesela dediğim gibi Kerem en kritik yerlerde çıkartıyor. Hani Beşiktaş'ta öyle bir kurtarıcı son iki maçları göremedik. Fenerbahçe'de evet. Da bu maçta da. Ayhan. Ayhan Akman. Biraz Fevzi'nin sakatlığı onlar için şanssızlık oldu. Ayhan. Şimdi Murat top direkten geliyor. Tayfur. Murat. Taç. İki dakikalık duraklama bölümünün son anları. Futbol severler de hatıra olarak topu saklamak istiyorlar. Vermiyorlar. Ergün. Ayhan. Tayfur. Murat Erdoğan. Kerem. Ve ilk yarı sona eriyor sevgili futbol severler. Beşiktaş veteran 2, Galatasaray veteran 5. İlk yarının skoru. Evet. Bunu görecek sevgili seyircilerimiz. Alkışan var. Tabii iyi yani çok iyi maç olacak bence. Maçta başladı bu arada. İkinci yarı başladı. İnanmazsız gol durumunda. Kaleci Kerem çok kritik bir kurtarış. İşte gene söylediğimiz maça tutunabilirlerdi. İşte Kerem o kadar kritik toplar çıkarıyor ki. Hani şu Ahmet golü atsa Beşiktaş. Ahmet Dursun dışarı gidiyor. Maça yine ortak olacaktı. Kerem müthiş bir kurtarışla gol şansı vermedi İnanmazsız'a. Ahmet Dursun kullandı. İlhan dışarı vuruyor. Yine müsait bir pozisyon. 30 saniyede iki pozisyon evet. Buldu İnanmazsız. İşte çok önemli. Bunların gol olması lazımdı. Hata yaptılar. Ahmet vuruyor. Kaleci Kerem. Hani... İkinci yarının hemen başında Beşiktaş çok önemli pozisyonlar buldu. Vay vay diyoruz artık Kerem'e. Tebrik ediyoruz. Hakikaten müthiş bir kurtarışta. Ümit Karan. İlhan'ın Ayhan. Topu da çok zor toptu ilk top. Ayhan. Ergün. Hakan Ünsal. Faul diyor hakem. Ergün. Kerem. Ergün. Ayhan. Ümit. Hakan. Murat Şahin. Ali Tan Doğan. Ümit Aydın. Hani Beşiktaş 5 dakikada 3 tane net kaçırdı. 5 dakika bileydi. Şurada 2 dakika olmuş ikinci yarı başlayalı. Ergün. Ümit Ayhan. Ümit. Ergün. Ümit Aydın. Ümit vuruyor. Ergün'den sekti. Hakan. Ergün. Ali. Ümit. Şimdi Ümit Davala. Ayhan. Ayhan vuruyor. Kaleci Murat Şahin. Ayhan Akman. Kaptırılan top. Ümit Aydın aldı. Pasında Ahmet Dursun.
Ahmet Dursun Ergün karşısında. Ümit Aydın şut şansı arıyor. Buldu o fırsatı, direğe çarptı. Ahmet Dursun. Ahmet Dursun. Devam ediyor oyun. Ümit. Galatasaraylı Ümit Davala topu dışarı attı. Hatırlarsan Beşiktaş Trabzon maçında da 5-2'den gelmişti. Beraberliği yakalamıştı. Bakalım aynı başarıyı gösterebilecekler mi? Ali Tan Doğan bıraktı. Ümit Aydın. Ahmet'in pasında İlhan. Şimdi Ümit. Gol pozisyonu yine Kerem. Ahmet Dursun gol pozisyonuna girecek. İzin vermiyorlar. Ayhan'a doğru. İlhan. Ümit. İlhan Mansız. Ali. Koray. Koray tüm hatlarıyla rakip kalede gol arıyor Beşiktaş. Murat Şahin. Ümit Aydın. İlhan. Tekrar Ümit. Koray. Ali. İlhan Mansız bıraktı. Ali Tandoğan. Ümit. Ümit gol vuruşunu yapacak mı direkten? Bir türlü top içeri girmiyor. 5 dakikada 5 kaçan gol. Ali. Ümit. Koray. Ahmet Dursun. İlhan. Ahmet Dursun ceza alanına girmek istedi. Bırakmadı Kerem. Ahmet Dursun ve gol! Bu golün gelmesi gerekiyordu. Israrla pozisyonu sürdürdü. Ahmet Dursun bu bir kişisel beceri golü. 5-3 oldu durum. Gol Ahmet Dursun. Tam 5 dakika baskı kurdular ve sonunda golü buldu Beşiktaş veteran. Hasan Şaş vuruyor, kaleci Murat Şahin. Koray. Ahmet Dursun. Murat. Tayfur. Riskli bir pas. Evren. Hasan'a. Hasan gol pozisyonuna girebilir. Hasan çıkamadı. Faul var. Hasan Şaş. Tekrar görüntüye geliyor pozisyon. Evet. Murat Erdoğan topun gerisinde. Tayfur'un müdahalesini iyi görmüş hakem. Üçlü bir baraj. Fikret çok enteresan. Hasan'a da bir pas çıkarabilir. Hiçbir şey değil yani salon için. Murat Erdoğan barajdan döndü. Hakan Ünsal arkaya düştü. Mustafa Kocabey. Koray bir pas oldu Evren'e, tehlike. İlhan Mansız. Evren bastırıyor. Ali bıraktı. Tayfur. Koray. Faul. Ali Tandoğan. İlhan. Tayfur Avuççu. Tayfur götürüyor. Tayfur. Mustafa hareketli. Top dışarıda. İlhan. Koray. Ahmet Dursun. Ahmet Dursun. Bırakmadı Hakan Ünsal. Atış kullanıldı. Evren'den döndü. Arkada İlhan boştu. Tayfur. Kaleci çıkıyor ve topu alıyor Kerem. Evren. İlhan koşturdu. Evren vuruyor. Kaleci Murat Şahin. Evet, Murat'ı da hakkını verelim. Şimdi bir kez daha Murat. O da golden sonra 3 tane top çıkardı. 3 tane top çıkardı yani. İşte bunlar çok önemli. Bir takımın oyunda kalması için kalecinin ekstra bir şeyler yapması lazım. Şimdi dikkat et, 5-3 olmuş durum. 3 tane top çıkardı. O ne demek? Oyunun kopmasını engelliyor. Hala Beşiktaş oyunda tutuyor. Oktay girdi. Baki oyunda. Şimdi Tayfur. Oktay'da Mustafa Kocabey. Sakatlığını atamadı üzerinden. İlk maçlarda, ilk başta biraz daha etkiliydi ama sakatlıktan sonra etkisini gösteriyor sakatlık.
İkili bir baraj. Evren topun gerisinde. Evren Turan. Mustafa çaprazdan dışarı gitti. Oyuncularla yaptığımız konuşmalarda, Hami Hoca'yla da yaptığım konuşmada, önümüzdeki sezon bu turnuva olursa çok daha iyi bir kadroyla geleceğiz. Daha hazırlıklı geleceğiz. Tabii şimdi şeklinde hep açıklamalar. Diğer oyuncularda da. Hepsi onu söylüyor. Çünkü kısa bir zaman vardı turnuvanın kesinleştirmesiyle başlaması arasında. O yüzden bazı oyuncular yeterince hazır olamadıklarını söylüyorlar. Ümit. Sanırım önümüzdeki sezon ilk turnuvada mutlaka çok daha fit oyuncular göreceğiz. Kerem. Bir de aralarda oynamaları lazım. Çoğu oynamıyormuş. Onu, o önemli. Yani artık oynayacaklardı. Ümit Tabala. Baki. Dediğim gibi. Ahmet Kaydırım'ı da yapamadı son hareketi. Çok iyi geçti. Kaleci ama çıktı. Kale boş. Boş. Arkada bomboş Oktay. Atamadı ona. Şimdi Baki dışarı vuruyor. Çok iyi geldiler aslında. Ama önemli olan şu işte Fikret. Pas verecek pozisyon geldi. Yani arkadaki boş arkadaşa pas verecek pozisyon geldi. İlk hamlede yapmak gerekiyor. Tabii. Hasan Şaş. Söylediğimiz bir şey de iki hamle hakkınız var. Evren'e gol şansı. Evren direğe çarptı, dışarı gitti. Evren Turan. Galatasaray bir türlü koparamıyor maçı. Baki. Baki vuruyor kaleci Kerem. Ahmet Dursun. Oktay. Hakem oyunu durdurdu. Bu arada Oktay da yerde. Atışı kullanacak Beşiktaş veteran. Topun gerisinde Ahmet Dursun. Öyle enteresan ki yani Galatasaray'da gözüken şu maç 2 dakikada değişebilir. Ahmet Dursun. Ayhan. Ümit Karan'ın pasında Evren çaprazda. Dışarı gitti Evren Turan. Ümit Aydın oyuna girdi. Ali Tan Doğan çıktı ve Sertan Eser. Baki. Atış Beşiktaş'ın. Maça tutunabilmesi için bu dakikalarda bir gol atması gerekiyor Beşiktaş veteranın. Sertan. Şöyle bir şey olması lazım. Bence gol atmasından ziyade şu anda sahada olan kadroyla gol yememesi lazım önce. Diğer arkadaşlar dinlenip oyuna girmesi lazım. Çok doğru bir tespit. Şimdi Baki, Oktay, Baki, Sertan'a çarptı. Ümit çaprazda. Out. Beşiktaş'ın en etkili oyuncuları şu anda kenarda dinleniyor. Evet. Kerem. Evren. Murat Erdoğan. Kerem. Sertan'la konuştuk. Sertan'ı futbol severler hatırlarlar. Çok süratli. Murat Erdoğan çaprazdan vuruyor. Top dışarı gitti. Çabuk bir oyuncuydu. Diyor ki 4 sene olmuş futbol bırakalı. Hızlı yürümedim bile diyor. Bunu da görüyoruz sahada. Sertan. Oktay. Ümit Karan. Ayhan. Oktay. Baki. Oktay. Tayfur'a. Şimdi Ümit. Oktay. Gol şansı. Kerem uzandı. Alkış alıyor Kerem. Beşiktaş hakikaten oyun ortak olmak istiyordu. Şu anda kenarda oturan 4 oyuncunun da içeri girmesi lazım Fikret. Ayhan. Baki'yi tutmak lazım sahada. Diğerlerini değiştirip. Ancak öyle ortak olabilir Beşiktaş şu anda. Hakan Ünsal. Ümit Karan. Hakan. Hakan. Ayhan. Ümit. Ayhan. Ergün. Ümit Dabala. Ümit Karan. Ayhan. Ümit Karan. Ümit Dabala. Baki. Ümit bıraktı. Yavaş atadı dedi Ümit Karan.
Kapattı Baki. Ayhan. Ümit Aydın. Hakan Ünsal'ı pası. Ümit Karan. Kaleci Murat Şahin. Yalnız Oktay. İkinci yarıda da bir Murat Şahin farkı var. Ayhan. Gol. Sertan çıkıyor. İlhan girdi. En hazırlıksız yakalanan da Sertan olmuş. Evet. Bak mesela Ahmet Dursun Oktay değişikliği. Evet şu anda o da yapıldı. Artık şu bir de Ali Tandoğan'ı alıp bir de Ali Tandoğan'ın girmesi lazım. Bana sorarsan Tayfur'un yerine, kaptanın yerine Baki'yi geriye atıp ondan sonra kalan 10 dakikayla Beşiktaş bu kadroyla artık elinden geleni yapması lazım. Ümit çıktı. Koray girdi. Baki çıktı. Ali Tandoğan girdi. Tayfur sağda. Yani o, tabii Tayfur çok tecrübeli bir oyuncu. Topa çok iyi yön veriyor. Takımı iyi yönlendiriyor. Ama Baki fizik olarak o kadar fazla ki. Galatasaraylı oyuncuların fiziği çok iyi değil farkındaysan. O yüzden fark yaratabilirdi. Ama maalesef Beşiktaş kendi adamı pek kullanamadı. Artık Beşiktaş bu kadroyla maçı kurtarmaya çalışacak. 12 dakika var. Yine de şansı var Beşiktaş'ın. Hala yok değil. Şimdi baktığımda dediğim... Beşiktaş veteran bir gol bulduğu takdirde ortak olabilir. Evet. Kerem dışarı attı. Yalnız Galatasaray'da bu turnuvada herkese şey dersini veriyor. Takım nasıl sahada diri tutulur. O kadar güzel değiştiriyorlar ki ikişer ikişer. Hiç dizilişleri bozulmuyor farkındaysan. Mesela Beşiktaş'ta her oyuncu değiştiğinde bir sistemde bir değişiklik oluyor. Birisi önde kalıyor, birisi ileride kalıyor. Ama Galatasaray takımı hep 2-2-1'i koruyor. Koray. Tayfur. Ali Tandoğan. Ateş Beşiktaş'ın. İşaretimi bekleyin dedi. Maçın hakemi Mehmet Akıncık. İkili bir baraj. Ali Tandoğan topun gerisinde. İşaret geldi. Ali Tandoğan. Kaleye ve gol! Şimdi durum 5-4 oldu. Kaleci Fevzi sakatlığı nedeniyle yok. Baki ve diğer oyuncuların sevinci. 39. dakikada Ali Tandoğan Beşiktaş'ı yeniden umutlandırdı. Gol sonrasında kenardaki oyuncuların sevinci. Evet işte 5-4. Normalde tam 10 dakika ve üzerine 1-2 dakika koyacağını farz edelim. 3 dakikada ilave olacak. Final maçı cumartesi gecesi nefesleri kesecek. Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi kim olacak? 10 dakika sonra netleşecek. Belki de daha fazla penaltılardan sonra. Eğer maçı Beşiktaş veteran takımı kazanırsa penaltılara gidilecek. Evren vurdurmadılar. Vurdurmadılar. Final maçı öncesinde TV8 ve NTV Spor arasında bir gösteri maçı olacak. Acun Ilıcalı, Murat Boz, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Alp Kırşan. TV8'in kadrosu belli sevgili Gökçe Sevinçli. Çok iyi Metin kadro. Metin Tekin önderliğinde NTV Spor'un kadrosu da şekilleniyor. Tabii sevgili Metin'i izleme şansımız olacak. Ve Emek Ege ikinci isimle netleşmiş. Çok iyi oyun. Orada da iyi arkadaşlarımız var. Orada da futbolu çok iyi bilen, çok seven arkadaşlarımız var. İnşallah onları da sahada görürüz. Biz kendi arkadaşlarımızı devamlı oynadıkları için zaten biliyoruz futbollarını. İyi oynadıklarını da biliyoruz. İyi oynuyorlar gerçekten de. Biz yıllarca Murat Kosova ile Güntekin Onay'la da beraber çalıştık. Evet. Umarım onlar da oynar. İyi, onlar da iyi oyuncular. Çok maç yaptık beraber. Çok bence hani seyircilerimiz bu maçlar çok kadar keyif alacak olacak, o maçlarda. Olacak. Evet. Ergün kullandı kaleci. Murat Şahin. Evet ikinci yarıda bir Murat Şimdi Şahin. Şimdi Papen bir röveşata denedi. Murat Şahin farkı da var sahada. Toparlandı. Evet. Beşiktaş'ın biraz daha istekli olması lazım. Yani Ahmet Dursun'a. Final var işin ucunda. Hasan. Koray. Boş alanda Tayfur var. Tayfur topu aldı. Pasını verdi. İlhan. Murat. Hasan'la.
Murat, Evren, Ergün, Ergün, Murat Erdoğan, Hasan, tekrar Hasan'a, Hasan Şaş, gol pozisyonu, Mustafa Kocaman ve gol! Popen gol atıyor. Popen Mustafa direkt dibine gitti, fotoğraf çektiriyor. Gol Mustafa Kocabey. 6-4 oldu. Galatasaray veteran 6-4 yaptı. Bomboş bıraktılar. İlhan faul bekledi. Haklı olabilir yani, faul verilebilirdi orada ama vermedi hakem. O hakemle devam etti oynamaya. Orta sahada boşluk kaldı ve çok rahat geldi Galatasaray. Orta sahada eksik mücadele eden golü yedi. Ahmet Dursun bıraktı. Elkan Doğan, Ahmet Dursun! Olmadı. Gol gibi geldi değil mi? Neredeyse, çok güzel vurdu. Mustafa Kocabey. Şimdi sağ tarafa, gol pozisyonunda Ali. Top kalecide. Hakem oyunu durdurdu. Sakatlık var. Boks maçlarının usta spikeri Bilgehan da mesaj atmış. Ben de mi oynasam acaba diyor NTV Spor kadrosunda. O da oraya geçti. Bu arada sağ içerisinde kaleci Kerem'in tedavisi için doktor orada. Panoya mı vurdu kafasını acaba? Eli de şiş. Geçen elini gördüm. Evet, elinde de problem vardı. Şiş yani. İğneyle oynadı geçen maç. İkinci yarıda kalecilerin maçı oldu bana göre. Beşiktaş çok istedi, çok saldırdı. Kerem güzel kurtarışlar yaptı. Daha sonra Galatasaray'ın etkili kontrataklarında da Murat Şahin maçta tuttu Beşiktaş'ı. Ama orada bir konsantrasyon eksikliği Galatasaray'ın golü bulmasını sağladı. Yine çok şey değişti. Yani o kadar... Tayfur. Koray. Evren. Elle bir müdahale var. İtiraz ediyor hakeme Beşiktaşlılar. Ahmet Dursun sarı kart gördü. İlhan Mansız'dan sonra sarı kart gören bir başka oyuncu Beşiktaş'ta. Ahmet Dursun. Gerek yok bunlara. Ümit. Evren. Şimdi İlhan. Hakan Ünsal dışarı attı. 4 dakika kaldı normal sürenin tamamlanmasına. Koray. Murat Şahin. Ali Tan Doğan. İlhan Mansız. Ahmet Dursun. Tayfur. Gol pozisyonu. Mustafa dışarı gitti. Murat Şahin. İlhan Mansız. Evren. Mustafa Kocabey ve top birilerde. Top ağlara gidiyor. Bu iş bitti diyor. 7-4 oldu. Takım olarak değişecekler şimdi. Papen Mustafa maça damga vuran isimlerden biri oldu. Şimdi hani taktik olarak bakarsak Beşiktaş ve Trabzonspor bu geceyi 2-1-2 oynayarak kapadı. Fenerbahçe ve Galatasaray 2-2-1 oynayarak kapadı. İki takım da orta sahaya güçlü tuttu. Ve rakiplerine karşı farklı galibiyet elde ettiler. En azından Galatasaray farklı skoru buldu diyelim. Daha maç bitmedi. Artık son 2 dakikaya girmek üzereyiz.
Ergün. Yalnız Beşiktaş'ın ben bütün maç boyunca bir kez bile orta sahada ikili oynamamasına hayret ettim. Murat Erdoğan. Faul diyor hakem. Ve burada hakem arkadaşımızı da sabrından ötürü tebrik etmek lazım. İşi zor. Yani. Özellikle bu tas pozisyonlarda zor durumda kalıyor. Hakan. Murat. Ama dediğim gibi sonuçta salon turnuvası böyle olması lazım. Ya da kurallar işte hani bunun da bir statüsü oturması lazım. Ahmet Dursun direkten döndü ve gol oldu. Ali Tan Doğan topu alara gönderdi. Olur mu bir geri dönüş Fikret? Mucize geri dönüş. Zor görünüyor ama 7-5 yaptığı durumu Beşiktaş veteran. Tekrar izliyoruz. Gol Ali Tan Doğan. Hemen bir gol bulabilirlerse hani nasıl demin ikinci yarının başında 3 dakika 1 dakika 3 pozisyon buldular. Evet. Hani öyle bir şans olursa bir mucize neden olmasın. Hasan Şaş. Hasan. Ali. Ergün. İlhan. Kıran kırana bir mücadele. Ali Tan Doğan. Ahmet Dursun vurdu. Kaleci Kerem uzandı. Bravo Kerem. Ya. Hakikaten ne toplar çıkardı. Ay mesela üstten kurtarmak daha kolaydır. Kale ufak olduğu için hani elini uzatırsın kurtarırsın. Alttan da kurtarıyor. Hasan Şaş. Baki mercimek bıraktı. Ali. Baki. 4 dakika. 4 dakika ekstra süre. Bakalım Beşiktaş mucize yapabilecek mi? Koray. İyi dizilen Galatasaray'a karşı. Ahmet Dursun. Oo. Olmadı Ali. Gol pozisyonundan çıkardı topu İlhan. Şimdi pas Koray İlhan'a. Koray İlhan mansız yerde. İlhan mansız yerde. Çok kötü kaçtı Beşiktaş adına. İşte bunları kaçırmayacaksın Fikret. Beşiktaş veteran. Hani Beşiktaş maça ortak olabileceği birçok yerde o şansları değerlendiremedi. Özellikle İlhan Mansız ve Ahmet Dursun maçı çok istediler. Ali Tan Doğan. Çok çabuk oynaması lazım. Ali pas verdi. Koray. Şimdi Ahmet Dursun. Kerem dokundu. Öncelikle bu maçı kim alırsa ilk övgüyü ben kalecisine yapacağım Fikret. İki kaleci hakikaten. Gol pozisyonunda gol oldu. Ön direkte Koray attı. Şimdi durum 7-6. 7-6. Gol Koray Avcı. Bakalım futbol mucizesi olacak mı? 2 dakika, 2-3 dakika. 2 gol lazım Beşiktaş'a. Galatasaray'ın da oyunu tutması lazım. Evren. Hakan. Ayhan. Evren. Ümit Davala. Ümit Davala bıraktı. Evren vurdu. Atış Beşiktaş veteranın. Baki. Ergün. Biraz acele etti Baki. Ergün. Topu dışarı gönderdi. Murat. İşte çok istiyorlar ama. Koray. İkisi ileride kalınca bu sefer Galatasaray atakları etkili oldu. İşte orada Murat Şahin farkı çıktı ortaya. Murat Şahin ikinci yarıda çok iyi hak eden. Kaleci Kerem. Ergün. Kerem. Pres sonuç getirdi. Taç. Ahmet Dursun. Koray. Koray'ın pası Baki'ye. Baki çaprazda. Of of of. Son anda Kerem'in bir müdahalesi var. Ya maç yeniden başladı sanki Fikret. 1 dakika gitti. 40 saniye kaldı. Olanlara bak. Ali kullandı Ergün. Ayhan.
Devam diyor hakem. Ümit. Ahmet Dursun. Ahmet Dursun. Ali. Son duraklama dakikasına girdik. Ali. Evren. İlhan. Çok Evren mücadelesi. İlhan'la. Ayhan. Hakan. Hakan Ünsal. Hakan vuruyor. Top dışarı gidiyor. Evet, Beşiktaş zor bu saatten sonra. İki gol bulması zor ama. Ümit. Bakalım. Koray. Ali. İnan. Ümit. Ali. Koray. Ayhan. Evren. Evren. Topu boş alana taşıdı. Ergün. Ümit. Hakan Ünsal. Artık süreye oynuyorlar. Taç Galatasaray veteranın. Evren vuruşunu yaptı. Uzandı. Dışarı attı Murat Şahin. Beşiktaş veteranı da tebrik etmek evet. gerekiyor. Şu anda hakem henüz maçı bitirmedi ama sahaya giriyorlar. Özgüveni yüksek bir futbol sever. Maç oynarken girip selfie çektiriyor. Evet, Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Hani Beşiktaş'ı da Galatasaray'ı da. Beşiktaş'ı iyi mücadele etti. Ama bana göre hep yanlış oynadılar bütün maç. Sonlarda çok istediler. İyi bir takım Beşiktaş çünkü ben hep söylüyordum. Kazanabilirlerdi de maçı ama bana göre doğru oynamadılar. Ya salon için doğru oynamadılar yani. Mutlaka iyi oynadılar hepsi de. Hakan Ünsal. Kaleci Murat. Ayhan araya Galatasaray girdi. Koray. Çok doğru oynadı. Karşı atak şansı. Ümit. Top dışarı gitti. Ve hakem Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi Galatasaray diyor sevgili futbol severler. Karşılaşma 7-6 sona eriyor.